Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber React Cypress kullanarak bir testin coverage'ını nasıl alabiliriz? Yani coverage derken bu noktada bu testlerin yüzde kaçı doğru, ne kadarı test edildi, kaç tanesi geçebiliyor gibi gibi hani bu noktadaki coverage'ını hesaplamaya çalışacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi ben bu noktada Vite ile basit bir şimdi kapat, kolay gitsin. Vite ile basit bir proje oluşturdum ve içerisine de aslında Cypress'i kurdum. Şöyle yapalım. Cypress'i kurdum. Boş bir tane Cypress. Gidelim hemen Cypress IO'ya. Güzel. npm install Cypress diyerek kurdum. Şimdi bir de tabi basit bir React kodu yazdım. Bakın. Şunlara ihtiyacım yok klavye. Bir text var. İçerisine merhaba yazıyor ve set text ile beraber ben bunu ne yapıyorum? On change ediyorum. Güzel. Şimdi bunu ben tekrar çalıştırayım. npm run dev diyeyim. Sen bir git ya. Sen şuraya falan git bakayım. Evet, 51.73. Ben buraya yazdıkça aşağıdaki input elementine buradaki veriler aktarılıyor. Güzel. Şimdi ben buraya gelsem ve desem ki Dodge'a gitsek, git bakayım şu Dodge'a. Buradan code coverage, bakın buradaki code coverage'a hemen gelelim ki zaten bunlar çeşitli pluginler olacak bizim için. Burada çeşitli pluginleri kullanabileceğimizi, bakın instrumenting code demiş, using NIC veyahut da bakın burada bir örnek mevcut. Transpilation Pipeline demiş, Babel Present React Class Properties İstanbul demiş. Burada da bir example koymuş, Cypress Code Coverage, End-to-End Code Coverage. Evet, bakın burada install the plugin demiş, hemen gideyim ben o plugin'i bir kurayım. npm install dev at Cypress Node Coverage'ı bir kuruyorum. Şimdi ben bunu kurduktan sonra, gerçi bunu zaten import etmiştim ben, yine de edeyim. Cypress support end-to-end JS'in altına diyor ki Cypress support end-to-end'in altına sen git bu code coverage'ın support'unu bir ekle. Güzel. Sen bu support ekledikten sonra gel diyor. Buradaki paketi ne yap diyor? Kur. Hemen gidelim. Nereye bir kuracağız? Cypress config'in içerisine. Tabi burada require'i kabul etmeyecek. Biz import ile beraber işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. O halde desem ki fn from at Cypress code coverage task.js diyerek bu paketi bir eklesem. Ardından fn dedikten sonra on ve config. Tamam. Günün sonunda da return config diyerek diyor ki sen buradaki config'i ne yap? Bana şey yapalım, geriye ver. Güzel. Bakın. Ve when you run the Cypress test now you should see a few commands after the test finish. We have highlighted these commands using a green rectangle below. Yani aşağıdaki gibi after each'te, after all'da coverage'larını ben çıkartacağım diye. Bakın burada statement, branch, function, code coverage summary'sini görebilirsin diyor bizim için. Bakın test edilmeyen şeylerin testi düşmüş. Burada tek tek yazmış. Güzel. Yani bu noktada sizin uygulamanızın testlerden yüzde ne kadarı geçiyor, kaç tanesi yazılmış gibi gibi düşünebilirsiniz aslında bunu. Güzel. Code coverage buradan devam ediyor. Dokümantasyonu okuyup devamıyla da ilgilenebilirsiniz. Bakın burada İstanbul plugin ile beraber işlem yapıyor. O halde ben gelsem Vite İstanbul plugin desem, Vite plugin İstanbul'muş. Hemen bunu alıyorum. Bu noktada bu paketi de bir kuralım. Tabii keşke dev depend olarak kursaydık. Neyse, sıkıntı yok. Bakın import install plugin İstanbul plugin from Vite plugin İstanbul'dan geliyormuş. O halde Vite config'e döndüm. Import İstanbul from
Vita Plugin İstanbul. Şimdi bu bir plugin. Buradaki coverage'ları coverage'lar ile ilgilenecek plugin. Bakın option istiyor benden. Ben buraya gelirim. Bakın Check Pro CVD Cypress. Ben geliyorum. Cypress kullandığım için true diyorum. Bu noktada require environment included extension'ları işte hangileri GS, GSX ve benzeri gibi düşünebilirsiniz bunu. Hani hangi extension'larla ilgileneceksin? Hatta bunun şeyi yok mu? Burada varmış. GS, TS, Vue demiş mesela. GS, TS, GSX, GSX, Vue. Burada source panel fazla automatik edilen for code coverage to aggregate to hide this message set build not source map true or evil. Tamam canım. Şimdi config'de değişiklik yaptım. Tekrar npm run dev diyorum. Hiçbir problem olmaksızın bu application çalışacak. Tabi burada coverage'a geri dönecek olursak bakın nerede o bizim NIC ile beraber de bakın NIC instrument ile beraber de bu işlem ne yapılabilir? Gerçekleştirilebilir. Tabi bunun içinde işte İstanbul diyeceğiz. NIC bakın config babel, config typescript hani hangisiyle bu işlemleri yapmak istiyorsak gidelim. Yani buradaki config'leri gelip bir config dosyası oluşturmak istiyorsan sen git aha da buradaki paketi kur. Ardından da ilgili config'lerini git yap diyor bizim için. Güzel. Bunu da aradan çıkarttım. Şimdi geliyorum hemen npm run cypress diyorum. Bir çalıştıralım uygulamamızı. End-to-end testing Chrome. Ben daha önce konfigüre etmiştim ki zaten biliyorsunuz direkt pat 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 yani next 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 deyip geçebiliyoruz aslında. Create new spec or scaffold example spec yani kendi hazırladıklarını mı kullanabilirsin veyahut da spesifik bir tane oluşturalım diyor. Okay. Okay run the spec. Ve buradan evet. Bir tane sayfa açtı. Bakın burada bir şeyler geldi. Coverage diyor. Bla bla bla. Güzel. Şimdilik. Bu işi hallettik. Şimdi tabii şöyle yapalım. Cypress'in config'ine geliyorum. Evet bu fonksiyon çalışacak. Burada bakın ben buraya base URL'in de HTTP localhost 5170 olduğunu söylemiştim. Benim çünkü endpoint'im yani benim application'im orada ayakta olduğu için. Ardından şimdi ben geleyim. Nerede şu? Cypress end-to-end spec. Evet. Şimdi ben buraya gelip diyeyim ki visit sen şu home page'di ya sen git bakayım bunu bir ziyaret et. Güzel. Şimdi sen bunu ziyaret ettin. Bunu ziyaret ettikten sonra ben senden şunu yapmanı istiyorum. Cypress get dedikten sonra input l. Evet. Ne yapıyor bu kod? Bakın input elementi, p elementi. Yani aslında içerisinde bir value var ve p elementine de buradaki value ne yapılıyor? Bizim için yazılıyor. Şimdi desem ki should have value merhaba olmalı değil mi? Initial merhaba almışız. Güzel. Bu en başta merhaba olmalı. Ardından p elementi de should have nedir? Veyahut da should have değil de ben gelip buradan contains dedim ama merhabayı içeriyor mu diye bir sorarım. Ardından şimdi bunu refresh ediyorum. Evet ikisi de geçti. Şimdi ardından gelsem desem ki sen bu elementi bir al. Tabi bunu bir alias'a da atanabilir. Hani alias olarak da biz bu as diyerek hani bunu bir alias'a atayıp daha sonra böyle de kullanabiliriz. Neyse devam edelim. Şimdi ben gelsem ve desem ki type. Peki ne type et? Buraya bir metin de yazabilirim. Bakın type hello ardından enter or yani ben gelir derim ki spesifik olarak bu komandlardan backspace'i bas derim. 3, 4, 5 kere sen bu backspace'i bas. Bakın 5 kere backspace'e bastığı zaman hop evet mer kaldı burada bakalım. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5. Evet günün sonunda yani bu kişi 5 tane backspace tuşuna bastığında geriye ne kalmasını bekliyorum? C.get. Mesela buradaki p elementi içeriyor mu? Neyi içeriyor mu? Mer diye bir
metinsel ifadeyi M diyeymiş, pardon, biz yanlış hesaplamışız. M diye bir, hatta şunu silelim, mer kalsın burada. Hop. Ve evet, bakın mer, ups, mer burada kalıyormuş. Şimdi ben bunu tekrar run ediyorum. Güzel, testim geçti. Buraya baktıysanız NIC output, bakın start demiş, line, column, line, bakın nereden başlamış, hani kaç tane test yapmış, line'ları, column'ları bize gösteriyor. Burada şunları pat 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 pat, pat kapatalım. Şimdi bunları bir direkt kapatayım, sileyim. Tamam, sil, hadi bakayım. Şunu da, evet canım, sil canım. Tekrar refresh ediyorum. Şimdi bakın gitti, benim için otomatik bunu oluşturdu. Bakın burada Clover XML coverage final JSON, bakın nereyi ne yapmış, burada tek tek bulabilirsiniz. Coverage summary, SEO info veyahut da SEO report'a geldiğimiz zaman bakın burada neler var. Index HTML diyor. Şimdi ben bunu gelsem bir açsam bakayım ne var bunda. Güzel, bakın App.gsx %100 geçmiş, Main.gsx de %100 geçmiş, statement'lar 7'de 7, branch, function vesaire. Bakın burada ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. İçerisine geldiğim zaman press N or G to go to next uncovered block. B, tamam, uncovered değil. Okey. Bakın bunu 10 kere test etmiş, bunu 4 kere test etmiş. Hani bu noktada ne yapıyor? Bizim için bunları tek tek test etmiş ve bize bunun oranını söylüyor. Gayet güzel. Mesela şimdi test edilmeyen bir şey olsaydı ne olurdu? App.gsx constant, diyelim ki constant say hello isimli bir fonksiyon olsun burada. Alert say hello desek. Ve bunu Cypress neredesin? Geri dönsem, şu kapatsam, bu Cypress'lik nerede? Bunu tekrardan oluştursam. Bunu tekrar oluşturdum, oluşturmaya, ama coverage'a geldim. Bakın App.gsx'i ayrı oluşturmuş burada. App için ayrı. Bakın şimdi ne olmuş? Test coverage'ım düşmüş. Çünkü sen bunu diyor test etmedin. Burada diyor bir kod var ve sen bu kodu test etmedin kardeşim. Bitti. Olay bundan ibaret. Tamam. Bakın bu input'ta bir aksiyon gerçekleşiyor. Test edilmiş mesela. Ama sen bunu test etmediğin için bakın burada oranlarından tutun, size ne yapıyor? Function, işte ne olduğunu tek tek buradan çok daha detaylı bir şekilde test coverage'larınızı inceleyebilirsiniz diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın.